Merhaba arkadaşlar, bugün size Eski Antlaşma Tanrı'nın Kurtuluş Tasarısı adlı kitabımızdan ikinci dersimiz Günah Nasıl Dünyaya Girdi adlı hikayemizi anlatacağım. Ama ilk olarak ezbere ayetimizi okuyalım. Ezbere ayetimiz Yaratılış 3. bölüm 6. ayette geçer. Kadın ağacın güzel, meyvesinin yemek için uygun ve bilgelik kazanmak için çekici olduğunu gördü. Meyveyi koparıp yedi. Yanındaki kocasına verdi. O da yedi. Yaratılış 3. bölüm 6. ayet. Dünyamızın bu kadar hastalıklarla, üzüntülerle ve savaşlarla dolu olmasının nedenini merak ediyor musunuz? Çevremizi ve dünyaya bakalım. Her gün insanlar hastalanıyor. Diğerlerini incitiyor, kavga ediyor. İşte bütün bunların nedeni günahtır. Adem ve Havva ilk günahı işlemeden önce ne üzüntü, ne hastalık, ne kavga, ne de ölüm vardı. Tanrı dünyayı yarattığında her şeyi güzel ve iyi olarak yaratmıştı. Dünya barış içinde, esenlik, sevgi ve mutlulukla doluydu. İlk insan olan Adem ve Havva, Tanrı'nın yarattığı dünyada, özellikle Tanrı'nın verdiği güzel bahçede çok mutluydular. Her şey çok güzeldi. Tanrı her zaman Adem ve Havva'nın yanına gelip onlarla sohbet ederdi. Bahçede birlikte yürüyerek konuşurlardı. Adem ve Havva Tanrı'ya itaat ederek güven içinde sonsuza dek bu bahçede yaşayabilirlerdi. Gerçekten her şey çok güzel ve mükemmeldi. Ama Tanrı gibi olmak isteyen şeytan Tanrı'ya karşı gelerek dünyanın esenliğini ve mutluluğunu bozmak istedi. Şeytan, Tanrı'nın insanlara koyduğu yasağın ne olduğunu, daha doğrusu Tanrı ile insanlar arasındaki antlaşmanın ne olduğunu biliyordu. Bu antlaşma, iyi ile kötüyü bilme ağacının meyvesi hariç, bahçedeki tüm ağaçların meyvelerinden yiyebilmekle ilgiliydi. Tanrı, Adem ve Havva'yı bir robot olarak yaratmamış, sözünü dinleme ve seçim yapabilme özgürlüğünü onlara vermişti. Şeytan, Adem ve Havva'nın Tanrı ile birlikte olmasını ve ona itaat etmesini istemiyordu. Bu yüzden şeytan onları aldatmak için yılan kılığına girerek bahçeyi, Havva'yı ziyarete geldi. Yılan, yani şeytan aslında sorunun yanıtını bildiği halde Havva'ya, ''Tanrı gerçekten bahçedeki ağaçların hiçbirinin meyvesini yemeyin, dedi mi?'' diye sordu. Havva şöyle yanıtladı. ''Bahçedeki ağaçların meyvelerinden yiyebiliriz ama Tanrı, bahçenin ortasındaki ağacın meyvesini yemeyin, ona dokunmayın, yoksa ölürsünüz.'' dedi. Evet, Tanrı onları iyi ile kötüyü bilme ağacının meyvesini yememeleri için uyarmış, yedikleri gün kesinlikle öleceklerini söylemişti. Yılan Havva'yı ayartmak için ''Kesinlikle ölmezsiniz. Çünkü Tanrı biliyor ki o ağacın meyvesini yediğinizde gözleriniz açılacak, iyi ile kötüyü bilerek Tanrı gibi olacaksınız.'' dedi. Yani Havva'yı Tanrı'nın sözleri hakkında şüpheye düşürdü. Havva tekrar ağacın meyvesine baktı. Ağacın güzel, meyvesinin yemek için uygun ve bilgelik kazanmak için çekici olduğunu gördü. Şimdi Havva'nın iki seçeneği vardı. Ya Tanrı'ya itaat edip bu meyveyi yemeyecekti ya da onun sözünü yok sayacaktı. Maalesef Havva meyveyi yemeyi seçti. Uzandı ve Tanrı'nın yasakladığı ağacın meyvesini kopararak yedi. Sonra yanındaki kocasına da verdi. O da yedi. Görüyoruz ki Adem ve Havva Tanrı'ya itaatsizlikte bulundu. Meyveyi yedikten sonra ikisinin de gözleri açıldı. Çıplak olduklarını anladılar ve utandılar. Tanrı'ya karşı günah işlediler. Günah utanç getirdi. Bu yüzden incir yaprakları dikip kendilerine önlük yaparak utançlarını örttüler. O gün Adem ve Havva günah işleyerek ruhsal bir ölüm yaşadılar. O sırada günün serinliğinde bahçede yürüyen Rab Tanrı'nın sesini duydular. Tanrı her zaman olduğu gibi Adem ve Havva'yı arıyordu. Ondan kaçıp
ağaçların arasına gizlendiler. Rabbin sesini duyan Adem ve Havva'nın yüreğine korku kapladı. Hayatlarında ilk kez korktular. Rab Tanrı Adem'e "Neredesin?" diye seslendi. Adem, "Bahçede sesini duyunca korktum. Çünkü çıplaktım, bu yüzden gizlendim," dedi. Rab Tanrı, "Çıplak olduğunu sana kim söyledi? Sana meyvesini yeme dediğim ağaçtan mı yedin?" Bunu duyan Adem bencilce, "Yanıma koyduğun kadın ağacın meyvesini bana verdi. Ben de yedim," diye yanıtladı. Yani eşini suçladı. Rab Tanrı Havva'ya sorduğunda, "Yılan beni aldattı, o yüzden yedim," diye yılanı suçladı. Bunun üzerine Rab Tanrı yılanı lanetleyerek, "Seninle kadının, onunla soyuyla senin soyunu birbirinize düşman edeceğim. Onun soyu senin başını ezecek. Sen onun topuğuna saldıracaksın," dedi. Söylenen bu söz uyarınca İsa çarmıhta şeytanın sahip olduğu ölüm gücünü yok ederek onu ezdi. Daha sonra kadına, "Çocuk doğururken sana çok acı çektireceğim. Ağrı çekerek doğum yapacaksın ve seni o yönetecek." Rab Tanrı Adem'e, "Karının sözünü dinlediğin ve sana meyvesini yeme dediğim ağaçtan yediğin için toprak senin yüzünden lanetlendi. Yaşam boyu emek vermeden yiyecek bulamayacaksın. Toprak sana diken ve çalı verecek. Yaban otu yiyeceksin. Toprağa dönünceye dek ekmeğini alın teri dökerek kazanacaksın. Çünkü topraksın, topraktan yaratıldın ve yine toprağa döneceksin." Tanrı Adem'le karısı için deriden giysiler yaptı. Onları giydirdi. Sonra Adem bahçesinden onları çıkardı. Günahın ücreti ölümdür. Adem ve Havva ruhsal açıdan öldüler ve yaşlanma süreci başladı. Bu nedenle insanın utancı, yani günahın örtülmesi için bir kurban olmasını gerektiren ilk düşünce ortaya çıktı. Adem ve Havva'nın itaatsizliği yüzünden günah dünyaya girdi. Mükemmel olan dünya günah yüzünden esenliği, barışı ve mutluluğu kaybetti. Bunların yerine dünyaya ölüm, hastalık, kavga, savaş ve üzüntü girdi. Ama Tanrı dünyayı ve insanları çok sevdi. Tanrı bir gün dünyayı günahtan kurtarmak ve insanları tekrar Tanrı ile barıştırmak ve güzel ilişkiyi sağlamak için bir kurtarıcının geleceği konusunda söz verdi. Bu yüzden Tanrı'ya şükretmeliyiz. Onun sözüne itaat etmek için gayret etmeliyiz.